Atmosferde en çok bulunan element nitrojen, yani azot. Renksiz, tatsız, kokusuz bir gaz. %78. Sanki nitrojen havuzu içindeyiz. Göremiyorum ama elim her an nitrojen atomlarına çarpıyor. Nefes aldığımızda soluduğumuz oksijenin 4 katı nitrojen soluyoruz. Niçin bu kadar çok nitrojen akciğerlerimize giriyor? Karton bir kutu. Bu kutunun iç alanlarının toplamı ne kadardır? 11 santim, 17 santim ve 6 santim. Bu kutunun içine üflediğimde nefesim ne kadarlık alana temas eder? 0.071 metrekarelik bir alana temas eder. 1 metrekarenin 14'te 1'i kadar bir alan. Akciğerlerin hacmi şu iki kutuya tekabül ediyor. Kutuların iç duvarlarını açayım. Şu kadar yapıyor. Akciğerlerin böyle olsa nefes aldığımda hava şu kadarlık bir alana temas ederdi. Sağ ve sol akciğer toplamı 0.142 metrekare. 1 metrekarenin 7'de 1'i kadar. Akciğerlerimiz böyle olsaydı fazla yaşayamazdık. Yeterli oksijen alamazdık. Çünkü vücudumuzun oksijen ihtiyacını karşılamak için 100 metrekarelik bir alan gerekiyor. Yani bu alanın 700 kat fazlası lazım. 100 metrekarelik alan şöyle bir şey. Eni 10 metre, boyu 10 metre. Çok rahat 8 otomobil sığıyor. Peki bu kadarcık bir hacimde 100 metrekarelik bir duvar nasıl yaratılır? Akciğerlerimiz nasıl bir mimariyle yaratılmalıydı ki bu mümkün olsun? Midemiz de bunun kadar bir şey. Ekstra bir alana ihtiyaç yok. Asit salgılanması ve sindirim için yeterli. Ama akciğerler öyle değil. 100 metrekarelik bir alana ihtiyaç var. İçine küreler mi yerleştirsem veya başka çoklu yüzeyli hacimler mi? En yüksek temas alanı matematiksel olarak küre şeklinde. Şu top havuzu gibi olmalı. Az hacimde çok fazla yüzey. İşte akciğerlerimiz bu mantığa göre yaratılmıştır. Yetişkin bir insanın akciğer yüzey alanı 100 metrekare. Yani her nefesi aldığımda aldığım hava bu kadar geniş bir zemine temas ediyor. Bu nasıl mümkün oluyor? İşte nitrojen elementinin kritik görevi burada ortaya çıkıyor. Akciğerlerimizde ortalama 300 milyon mikroskobik alveol baloncuğu var. Bunların balon halinde şişebilmesi ve yüzey gerilimi için gereken element nitrojen. Bu yüzeylerin birbirine yapışmamasını ve yüzey gerilimini akciğerleri dolduran nitrojen sağlıyor. Nitrojen elementi çadır direkleri gibi gerginlik sağlıyor ve yüzeylerin birbirine yapışmasına engel oluyor. Akciğerlerimiz bu şekilde. Bir hastalık halinde bu özelliklerini yitiriyor. Sigaraya, kirli ve dumanlı havaya maruz kalınca atelektazi oluyor ve böyle buruşup küçülüyor. Vücuda, özellikle beyne daha az oksijen gidiyor.